Doğu Türkistan'ın Hotan bölgesi Lop ilçesine bağlı Sampul köyündeki Uygur yetkili Ablikim Meddursun'la iş arkadaşı Mehmet Aziz Mettohti'nin tutuklanıp 7'şer yıl hapis cezası verildiği öğrenildi. Vaziyetten haberdar kişinin Özgür Asya Radyosu'na verdiği habere göre Ablikim Meddursun'la Mehmet Aziz Mettohti 2015 yılında başlatılan yasa dışı dini kitapları toplama hareketi sırasında evleri arama görevindeyken evde bulduğu haçla alakadar kitapları yasak saymayıp parti yetkililerini yanıltmak ve dini aşırıcıları himaye etmek gibi keyfi suçlamalarla suçlandığını ve seneler geçmiş olmasına rağmen suçsuz yere tutuklanıp şu an Hoten'deki Kiriye cezaevinde tutulduğu aktarıldı. Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği ve Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölgede yemek dağıttı. Derneklerden yapılan açıklamaya göre Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği, Doğu Türkistan Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği ve Doğu Türkistan Basın Medya Kuruluşlarının yöneticilerinden oluşan bir heyet bölgede temaslarda bulundu. Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Abdullahat Abdurrahman depremzedelerin yanında olduklarını ifade etti. Elazığ'da Türkistan pilavı yaptıkları ve depremzedelere dağıttıklarını aktaran Abdurrahman şunları kaydetti. Elazığ'daki depremzede kardeşlerimizin zor günlerinde yanlarında olmak, acılarını paylaşmak için buraya geldik. Bu acı günlerde kardeşlerimizin yanında olmak bizim kardeşlik borcumuzdur. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü salgını sürüyor. Çin'in başkenti Pekin'de ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüsü salgınında bir kişi hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle ülke genelinde can kaybı 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısı 2844'e yükseldi. Çin'de bir SARS uzmanı koronavirüsünden hastalananların sayısı bir haftada zirveye çıkabilir uyarısında bulundu. Kamboçya'da da ilk kez koronavirüsü vakasına rastlandığı bildirildi. Böylelikle Çin dışında virüsün yayıldığı ülkelerin sayısı 15'e yükseldi. Diğer taraftan Hong Kong, Malezya ve Moğolistan sınırlarını kapattığını duyurdu. Rus Ural Havayolları ise Çin'in Hainan Adası'na uçak seferlerini durdurma kararı aldı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu koronavirüsünün ABD'de çok az sayıda görüldüğünü ve süreci yakından takip ettiklerini vurguladı. Trump açıklamasında Çin'le söz konusu virüsle ilgili olarak çok yakın irtibat halindeyiz. Çin'e ve devlet başkanı Xi'ye gerekli olabilecek her türlü yardımı önerdik. Bu konudaki uzmanlarımız çok iyidir değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca ölümcül virüsün ana kaynağı olan Wuhan şehrinin Hankou bölgesinde sosyal medyada halka seslenen Çinli bayan doktor, şu ana kadar sadece Wuhan'da 90 binden fazla kişinin öldüğü bilgisini paylaştı. Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde zatürreye neden olan yeni koronavirüsünün ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığına dikkat çekildi. Koronavirüsü salgınıyla bağlantılı vaka sayısının artış eğiliminde olduğu söylenen açıklamada vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'e seyahat etmeleri halinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemli tavsiye olunur ifadesi kullanıldı. Ayrıca İngiltere'nin vatandaşlarını koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Wuhan kentinden tahliye etmek için görüşmeler yaptığı bildirildi. Afganistan'ın Gazne vilayetinde düşen uçağın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu açıklandı. ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yaptı. Leggett, düşen uçağın ABD ordusunun Afganistan'da gözlem için kullandığı bombardıman uçağı olan E-11A olduğunu teyit ederek, uçağın düşme nedeni soruşturulurken şu anda uçağın düşman ateşiyle düştüğüne dair herhangi bir emare bulunmamaktadır. Taliban'ın başka bir uçağın daha düştüğü şeklindeki iddiaları yanlıştır ifadesini kullandı. Taliban sözcüsü Zabilullah Mücahit, ABD'ye ait bir uçağın militanları tarafından düşürüldüğünü ve uçakta bulunan CIA ajanlarının tamamının öldüğünü iddia etmişti.